aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman, vermem seni. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Benim sana... Ümraniye'deyiz sevgili izleyicilerimiz. TV52'nin, evet, İstanbul'da açmış olduğumuz stüdyonun hemen açılışının hemen önündeyiz. Gerçekten sevgili izleyicilerimiz, bizler için çok çok güzel, çok anlamlı bir gün. Bütün ordular, herkes biz buraya davet ettik. Başkanım, stüdyomuzun açılışı. Şöyle sizler de geldiniz. Millet bir görsün. Hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle TV52 ailesine bu yeni stüdyonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gurbetçilerimizin de İstanbul'da bir televizyonu olduğunu bilmelerini istiyorum. Evet, Ordu'da yayın yapıyorsunuz ama Ordu kadar da İstanbul'da bir nüfusu olan evet. Ordu olunca haliyle İstanbul'da bir TV52 televizyonun stüdyosu olması gerekiyordu. Bu anlamda da yönetim kurulunu, sizleri, TV52 ailesini kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bütün başkanlarımız, belediye başkanlarımız burada. İstanbul'daki bazı belediye başkanlarımız burada. Biraz sonra bakanımız da gelecek. Büyükşehir İnşallah. Belediye başkanımız hepsi burada. Evet. Bu anlamda da çok çok önemli. Biz birlikte orduyuz. Onun için hepimizin bir arada olması lazım. Bu anlamda da birlikten güç duvar hesabına güçlendirmemiz lazım. Evet. Sevgili başkanım, ortamıza geç şöyle. Evet. Evet, sevgili izleyicilerimiz, iş adamlarımız da burada, herkes burada. Nasıl değerlendiriyorsunuz açılışı? Biz bugün çok mutluyuz çünkü Ordu'nun dereleri bugün İstanbul'a aktı. İstanbul'da. Tabii bizi de bu arada dünyaya tanıtan TV52'ye teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı biraz sonra bakanımız da gelecek. Gelene kadar da zaten zaman, biz de evet, elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışıyoruz. Sayın vekilimiz de geldi. Yetiştik. Sayın vekilim. Evet, il başkanımıza mikrofonu uzatalım. Evet, sayın vekilim. Ayrıca teşekkür ediyorum Ordu'ya katkınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeter mi? Sayın vekilim, yetmez, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda canlı yayındayız. Neler söylersiniz vekilim? Hemen ayağınızın tozuyla. Eyvallah efendim, çok teşekkür ediyorum. Önce buradan güzel ordumuza çok selam ve sevgilerimi iletiyorum. Burada bulunan herkesin Ordu'ya selamları var. Saygıları, sevgileri var. Bugün TV52 açacağız. Sayın Başbakan yardımcımızı bekliyoruz. Evet. Efendim, medyanın önemi malum. Evet. Ordumuzun dünyaya tanıtılması, basın ahlakı ve etiğine uygun yayınlar yapılması için özellikle Ordu 52 TV örnek teşkil edecektir. Zaten hep örneklik yapmıştır. Ordulular şuna benzer. Şimdi şölenlerde gösteriler yapılır. Evet. 8-10 kişi bir araya gelir, birbirine dayanır. Sonra üzerine 3 kişi çıkar, 2 kişi çıkar, 1 kişi çıkar ve bayrak asar. Asıl zafer o bayrağın değil, alttaki o istinat duvarını oluşturan insanlarındır. Onlardan birisi çekilirse sistem çöker. Ordu Türkiye için, dünya için, İstanbul için, bölgemiz için tıpkı bu verdiğim örnekte olduğu gibi istinat duvarı mesabesindedir. Allah korusun, ordu az biraz çekilirse sistemimiz çöker, ülkemiz çöker, dünya çöker. Ordu varsa gerisi teferruattır. Ordu'ya selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, bizler de TV52'mizin İstanbul'daki bizler de TV52'nin İstanbul'daki stüdyosunu ve yeni hizmet binasının açılışına katılmak üzere bugün sizlerle birlikteyiz. Biz kendilerine yayın hayatında ve İstanbul'daki programlarında, projelerinde başarılar diliyoruz. İnşallah ordunun tanıtımı anlamında bundan sonra İstanbul'da da daha güzel işlere imza atacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum başkanım.
Başkanım siz neler söylemek istersiniz? Evet, ordunun dünya açılan kapısı olan TV52'nin bugün İstanbul Dudullu'daki yeni binasının açılışını yapıyoruz. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da büyük bir ordu potansiyelinin dertlerine, taleplerine tercüman olacağı için yayın hayatınızda başarılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, bakanımız da geldi. Ben mikrofonu da hemen... Bakan gelince bana veriyorsun. Burada bakana... Ama, evet sevgili seyircilerimiz, TV52'nin dünya, ordunun dünyaya açılan penceresi TV52 bugün muhteşem bir gün yaşıyor Ümraniye'de. Evet. Şöyle bir, bütün belediye başkanlarımız burada, sayın bakanımız burada, büyükşehir belediye başkanımız. Evet sayın bakanımız şu anda da inşallah kapıdan içeriye doğru giriyor. Evet hep birlikte, evet, biz hep, çok daha güçlüyüz. Hep birlikte güçlüyüz. Biraz önce bir iş adamımız dedi ki ordunun dereleri bugün İstanbul'a aktı dedi. Evet. Evet. Hem yokuş yukarı çıkıyor ordunun dereleri, hem eliş aşağı iniyor. Onu da söyleyeyim. Sadece aşağı doğru gitmiyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, evet, buradaki bu açılışı canlı olarak TV52'nin açılışını sizlere, İstanbul Stüdyosu'nun açılışını aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten Sayın Valimizden tutun da bakanımıza kadar, Büyükşehir Belediye Başkanımıza kadar, oradaki bütün belediye başkanlarımıza, İstanbul'daki başkanlarımıza ve Sayın Müftüm kadar. Sayın Müftüm'ü gördüm ben. Sayın Müftüm'ü gördüm. Evet. Evet, Ordu İl Müftümüz. Evet, evet, evet. Sayın Müftümüz'e de efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Müftüm, sevgili seyircilerimiz, sadece TV52'nin açılışına geldi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Kanal 52'nin İstanbul'dan dünyaya açılan penceresinin açılışında bu değerli konuklar, çok güzel bir şey. Sevgili misafirler, onlara vesile olsun. Öncelikle açılışımızı onurlandıran hemşehrimiz, ordu milletvekilimiz olmasını diliyorum inşallah. Hayırlı çalışmalar. Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'a, Başbakan Yardımcımıza kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi müsaade ederseniz açılış duası için Ordu İl Müftümüzü Sayın Mustafa Koruksay'ı buraya davet ediyoruz. Ardından programımız içeride başlayacaktır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin. Bir güzel açılış vesilesiyle huzurundayız. Bu vesileyle yapacağımız dualarımızı, katılımcıların dualarını kabul eyle. Bu güzel yeri, bu mekanı, Kanal 52'nin İstanbul stüdyosunu daim eyle, bereketli eyle, hayrını daim eyle. Ah seni takvim üzere yarattığın insanların içerisinde iletişimiyle gönül köprülerin kurmasına vesile eyle. Müteşebbislerinin devamlı memnuniyetlerine vesile eyle. Birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesine bu televizyonun, bu stüdyonun vesile olmasını daim ve kaim eyle. Yapılan duaları kabul eyle. Her türlü fitneden, fesattan, kesattan, olumsuzluktan muhafaza eyle. İşlerini kolay eyle. Hepimizi razı olduğun kullarından eyle. Devletimizin bekası, milletimizin huzuruna vesile olması için, Allah rızası için El Fatiha. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. See.
Sevgili misafirler. Evet, basın mensubu arkadaşlarımız resim aldıktan sonra görüntü ve canlı yayına geçeceğimiz için yan platformdan eğer devam ederlerse çok sevinirim. Meslektaşlarımızdan bu hoşgörüyü rica ediyorum. Evet. Biz tabii öncelikle Sayın Başbakan Yardımcımıza Türkiye'nin bu yoğun gündeminden bizlere zaman ayırarak bu anlamlı günümüzde buraya geldikleri için evet bir kere daha teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine İstanbul'daki Ordu Tanıtım Günleri için burada bulunan önce güzel şehrimiz Ordu'nun başarılı valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu Bey'e de hoş geldiniz diyoruz efendim. Şeref verdiniz. Ve tabii burada bize ev sahipliği yapıyor. Ümraniye Belediye Başkanımız sağ olsunlar. Bize her türlü konuda hassasiyet gösterdiler, geldiler, şeref verdiler. Hasan Başkanımıza, Hasan Can Bey'e de bir alkış rica ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve tabii Ordu milletvekillerimiz burada. Sevgili Ergun Taşçı, hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Abimiz, büyüğümüz, yıllardır bizi İstanbul'da temsil ediyor. İsmet Uçma Bey'e, milletvekilimize hoş geldiniz diyoruz. Yine Meclis Spor'un başarılı santraforu Enver Bey'den o görevi devraldı. Sevgili Oktay Çanak, milletvekilimiz, Ordu milletvekilimiz efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yine Ordu milletvekilimiz sevgili Metin Gündoğdu. Çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Ve tabii bizi her konuda yalnız bırakmayan, destekleyen değerli başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, il başkanımız Sayın Uğur Çelenk, şeref verdiniz, hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Yine bizler burada misafiriz. Temel abi alamadık, aslında onu da bir yere oturtmak isteriz. Evet, sevgili Temel Başalan, o da bize ev sahipliği konusunda yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Temel Başalan Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve tabii Ümraniye ilçe başkanımız Avukat Enver Sedat Bey, ona da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ünye Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gülyalı Belediye Başkanımız Sayın Talip Şen, Perşembe Belediye Başkanımız Sayın Kemal Bahtiyar, efendim İsmet Bey hoş geldiniz, Çaybaşı. Kabadüz Belediye Başkanımıza, Korgan Belediye Başkanımız Tuncay Kiraz Bey'e, görüyorum arkada Mesudiye Belediye Başkanımız, yani Ordu burada. Mesudiye Belediye Başkanımız İsa Gül, Aybastı Belediye Başkanımız İzzettin Gündoğar, Kumru Belediye Başkanımız, evet sırayla Akkuş Belediye Başkanımız, evet Gürgentepe Belediye Başkanımıza sevgilerimizi sunuyoruz, Ulubey Belediye Başkanımıza, bütün Ordu burada. İsmini Altın Ordu Belediye Başkanımız, evet Engin Başkanım, Çamaş Belediye Başkanımız, Sayın Bakanım çok özür diliyorum. Hepsini burada görmek bizleri sevindirdi, heyecanlandırdı. Tabii abimiz, hemşerimiz sevgili Temel Coşkun Bey, o da burada İstanbul'da orduları çok güzel temsil etti. Temel Coşkun Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet sevgili misafirler, değerli konuklar, sevgili ordulular, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Ordu'dan gelen, İstanbul'dan gelen tüm hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Tabii Sayın Bakanımı ve milletvekillerimizi, protokoldeki arkadaşlarımızı da daha fazla yormadan isterseniz hızlı bir şekilde TV52'nin İstanbul stüdyosu açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi önce isterseniz televizyonumuzun yönetim kurulu başkanı Sayın İsa Akşay'ı alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Ardından konuşmalarımız devam edecek. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, değerli protokol, öncelikle hepinizden özür diliyorum. Mekanımızı orduların büyüklüğüne yakışır bir şekilde şık yaptık ama büyük yapamamışız. Bunun için tekrar hepinizden özür diliyorum. İnşallah birebir de hepinizi tek tek ağırlamayı ümit ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, değerli İl Başkanım, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Valim,
İlçelerimizin birbirinden kıymetli belediye başkanları, değerli ev sahibimiz Hasancan Bey, değerli protokol, sevgili hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. TV52 yaklaşık çeyrek asırdır kesintisiz yayınlarıyla ordunun ve ordunun sesi oldu. Ordunun dünyaya açılan markası, penceresi sloganıyla çıktığımız bu yolda ilimizin en uzun soluklu yayın yapan televizyon kanalı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu zaman diliminde enerjimizi ve etkinliğimizi hiç kaybetmedik. 2014 yılı sonlarında Hasbinallahü ve ni'mel vekil diyerek yönetimini devraldığımız TV52'de istihdam edilen personel sayısı toplam 13 kişiydi. Bugün Allah'a şükürler olsun ki %100'e yakın yeterliliğe ulaşan kanalımızda 40'a yakın nitelikli personel istihdam edilmektedir. Marka şehir ordumuzun geleceğini ve geleceğin ordusunu inşa edebilmek adına durmadan, yorulmadan var gücümüzle çalışmaya devam ettik ve devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sefer olmadan zafer kazanılmaz. Çünkü biz biliyoruz ki alınlarımız terlemeden muhtaç olduğumuz zahmet inmez. Biz biliyoruz ki kolaydır mazi yazmak. Asıl olan istikbali yazabilmektir. Bizler TV52 ailesi olarak istikbalini ve istiklalini yazan kahraman milletimizin ve bu kutlu yolda mücadele eden büyük devletimizin her daim yanında olduk ve bundan sonra da birliğimiz ve beraberliğimiz için her daim canla başla mücadele ederek yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, TV52 ilkeli, tarafsız, her daim bir dakika evet. Çok yoğun bir heyecanım var ama hazır görün. Alkış tamam. Belki de hiç alkış almadık ya ondandır. Evet, evet. Bir dakika, belki. Evet, bu arada bu binanın yapımında, eserin yapımında katkıda bulunan herkese ben teşekkür ederken özellikle Sayın Bakanımıza, vekillerimize ve belediye başkanlarımıza katılım ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de bu eserin bize kazandırılmasında çok büyük katkı sağlayan iki kardeşimiz var. Birisi bizim teknik sorumlumuz, diğeri de İstanbul sorumlumuz. Mücadele Aslan ve Zeki Salman Beylere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğiniz için katkılarınızdan ve katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet. Sayın Bakanım bilirler, bu mikrofon işi biraz zor. Bizde de 25 yıldır var, ticaret farklı, mikrofon farklı ama çok teşekkür ediyoruz. Ekibimiz de gerçekten geceli gündüz yaklaşık bir aydır bugün yetiştirmek için buradalar. Biz tabii misafiriz burada. Şimdi ben aslında kimi konuşturayım, kimi söz vereyim derken önce müsaade ederseniz Sayın Bakanım, değerli konuklar. Bizim İstanbul'daki en üst düzeydeki temsil noktamız ORDEF, Ordu Dernekler Federasyon Başkanımızı. Hem de çok güzel bir açılış yapıldı. Siz de mutlaka Maltepe'deki ordu günlerine bekliyoruz. Sevgili Ali Çelik'i, avukat Ali Çelik'i alkışlarınızla buraya dağıtacağım. Ardından da yine Ümraniye Belediye Başkanımızı dağıtacağım. Ama önce Ali Çelik Bey'i alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli belediye başkanlarımız ve protokoldeki çok kıymetli hemşehrilerimiz, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buradaki açılışın bizlere, ordulara ve ülkemize, herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu oluşum bizler için önemli çünkü burası orduluların evi. Kaldı ki sonunda TV52 var. Biz yolda giderken bir plakanın sonunda, trafikte giderken 52 bile görsek hemen ona bakıyoruz. Sanki memleketten biri gelmiş gibi. Dolayısıyla gerçekten bugün memleketten birileri geldi ve TV52'miz açılıyor. Ben buranın orduların sesi, kulağı, ağzı, gözü olacağını biliyorum. Buradan yapılan yayınlarla özellikle İstanbul'daki hemşerilerimizin birlik beraberliğini sağlanması adına çok güzel programlar olacağını biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle buranın açılması
ordular adına çok çok önemli ve sizlere gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Buradan sonra da Sayın Bakanım Maltepe'deki sahil etkinlik alanındaki programımıza geçeceğiz. Bunu da duyurmuş olayım. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Buranın tekrardan ordulara hayırlı olmasını diliyorum. Evet, şimdi Ümraniye'de bulunuyoruz. Değerli başkanımız, o da sağ olsun, ekibiyle birlikte bize çok yardımcı oldular. Alkışlarınızla Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can'ı buraya mikrofona davet ediyorum. Evet, aynı zamanda da canlı yayındayız, onu da söyleyelim. Evet. Sayın Başbakan Yardımcım, çok değerli milletvekillerimiz, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanı arkadaşlarım ve sevgili ordulular ve Ümraniyeliler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelişen ve parlayan Türkiye'nin yıldızı olmaya giden ordumuzun yine aynı şekilde gelişen bir İstanbul'un Ümraniyesi'nde böyle bir güzel eserini Sayın Başbakan Yardımcımızla birlikte, Sayın misafirlerimizle birlikte hizmete açmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ümraniye biraz Sivas'tır, biraz Trabzon'dur, biraz Rize'dir, biraz Adana'dır, biraz Kastamonu'dur ve özellikle de biraz Ordu'dur, Mesudiye'dir. Yani onun için biz 81 vilayetin hepsinin Türkiye mozaiği gibi yansıdığı bir ilçeyiz. Böyle bir ilçede bütün Türkiye'nin temsilcilerini ağırlamaktan ve onlara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Ben sözü fazla uzatmayayım. Sevgili Başbakan Yardımcım burada. Benden sonra konuşacak çok değerli konuşmacılarımız burada. Ben başta TV 52 yöneticilerine ve sahiplerine ve güzel ordumuzun gelişmesine katkı sağlamasına matuf dua ve dileklerimi ve hayırlı olması taleplerimi ve niyazlarımı ileteyim. Ve inşallah yine önümüzdeki günlerde ve zaman diliminde TV 52'nin daha iyi noktada olması açısından bizim üzerimize bir görev terettüp ederse bunu da onurla ve şerefle yapacağımızı ifade etmek isterim. Tekrar hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Başkanıma teşekkür ediyoruz. İnşallah bir programda da kendisini konuk görmek istiyoruz. Evet, şimdi de alkışlarınızla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Evet, saygıdeğer bakanım, çok kıymetli misafirlerimiz. Ben de İstanbul'daki bu ofisimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 28 Şubat döneminde benim Fazilet Partisi İl Başkanı olduğum zamanlarda herkesin özellikle basın konusunda sorun yaşadığı dönemlerde bizim kapılarını açan siyasi söylemlerimizde mesajlarımızı en üst noktaya kadar ulaştıran ilk televizyonumuzdu. 20 yıla aşkın bir dönemdir. Özellikle ulusal yayın ağına girdikten sonra da ordunun bir markası haline geldi. İstanbul bizim için önemli. Şu anda iki tane ulusal yayın yapan televizyonumuz var. Bunlardan bir tanesinin İstanbul'da, Ümraniye'de ordularımızın yoğun yaşadığı bir bölgede bir ofis açması bizim için de önemli. Teknolojiyi basın ve iletişim alanında en iyi şekilde kullanılan bir iktidar olarak bizler de Kanal 52 televizyonunun hem yayın politikasını hem de bundan sonra gelişimini yakından takip edeceğiz. 40'a yakın çalışanıyla birlikte her biri helal rızık götürme endişesi taşıyan bu arkadaşlarımızı ordudaki sahiplenmesini biz üzerimize düşen misyon çerçevesinde yapıyoruz ama İstanbul'da başta Hasan Bey olmak üzere değerli milletvekillerimize ve tüm İstanbul'da hemşehrilerimize de emanet ediyoruz. Zira buraya siz gelirseniz, buraya siz çıkarsanız, buraya siz reklam verirseniz bu televizyonlar daha etkili ve daha güçlü olurlar. Bu manada da bizim de İstanbul'da bir elimiz kolumuz olur. Hep övündüğümüz İstanbul'da resmi ikinci göçmen nüfusa sahip olduğunu söylediğimiz orduların medya alanında İstanbul'da güçlü bir şekilde temsil edilmesi ordu açısından da bir güçtür. Nitekim bugün dün başladığımız Maltepe'deki ordular buluşmasında televizyonlarımızın
12 saate yakın canlı yayın yapması, iletişimini, ordu ile İstanbul bağını en üst seviyede sağlaması, yerelle İstanbul kaynaşmasını da etkili kılıyor. Ben bu türlü ortamları bulduğum zaman hep şunu söylüyorum. Değerli belediye başkanım Hasan abi söyledi, burası bir mozaik. Ama buradaki mozaikte ordu paydasında bize destek olabilecek katkı ne diye soracak olursanız o da şudur. Dün festival alanda da söyledim, fuar alanda da söyledim. Yaz ve kış nüfusu arasında aşırı sıkıntı yaşayan illerden bir tanesiyiz. Şu anda bizim nüfusumuz 750 bin ama 2 ay önce bizim nüfusumuz 2 milyon idi. 2 milyon nüfusun ortalama 5, 6, 8 ayı Ordu'da ikamet eden arkadaşlarımız kış döneminde Ümraniye'ye geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar, Kartal'a geliyorlar. Yaz döneminde de kahrını, sıkıntısını, her türlü perişanlığı doğal olarak biz çekiyoruz. Ve diyoruz ki Ümraniye'de zarar vermesin, buradaki ilçelere de zarar vermesin ama kardeş 6 aydan fazla bir yerde duruyorsan lütfen ikametini de oraya getir. Ve 30 Aralık tarihi itibariyle nüfus sayımlarında bütün belediye başkanlarıma özellikle de söylüyorum. Nüfusumuzu mümkün olduğu kadar kendi bölgemize getirelim. Vatandaş İstanbul'dan geliyor, diyor ki yolum yok, diyor ki suyum yok. Bir bakıyorsun kaydı nerede? Ümraniye'de. Ne olması lazım? Kaydının Ordu'da olması lazım. Nasıl ki Ümraniye nüfus konusunda ben hatırlarım 3-4 yıl önce 300-400 binler seviyesindeyken şu anda Türkiye'nin en büyük ilk 10 ilçesi arasında. Nüfus buralarda azalma anlamında değil, tam tersine çoğalma anlamında bir sorun. O çoğalma nereden kaynaklanıyor? Bizim gibi illerin aşırı göçünden kaynaklanıyor. Ama o aşırı göç de yaz döneminde bizim için sıkıntı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaş, yerele, orduya, memleketimize katkı vermeyi düşünüyorsanız bize vereceğiniz katkı sayımınızı, nüfusunuzu orduya aldırmaktır. Bu konuda ben çok açık yüreklilikle ve yüksek sesle bunu söylüyorum. Buna da yereldeki arkadaşlarımızın, Hasan abiyi kastederek söylüyorum. Özellikle onlara yönelik bir çalışma olmadığınızın bilinci içinde olun. Çünkü bu çalışma bizim için bir çalışmadır. Bu çalışma bizim nüfusumuzun artmasına yönelik bir çalışmadır. Burada bütün belediye başkanlarımızı, derneklerimizi ORDEF başta olmak üzere göreve davet ediyorum. Bakacağız Allah izin verirse 30 Aralık tarihinde bizim nüfusumuz 750 bin, 800 bin ve artarak devam ettiği takdirde bu kampanyalar Kanal 52'nin İstanbul'daki açılışı faydalı olmuştur diyeceğiz. Maltepe'deki ordular buluşması faydalı olmuştur diyeceğiz. Yoksa biz buraya 1, 2, 3, 5 gün gelip de ye, iç, gez, dolaş sonra nüfusun azalsın. Bu doğru değil. Bizim bir ordulu olarak, şehrin yöneticileri olarak bu sürece de sonuna kadar müdahil olmamız lazım. Bu müdahale konusunda bütün hemşerilerimizi aleni bir şekilde yanımızda görmeye davet ediyor. Kanal 52 televizyonumuzun da İstanbul'daki bu ofisinin hayırlı olması temennisiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, başkanıma dönüyorum. Biraz önce 20 yılı anarken 20 yıl önceki bir anımızdan yola çıkarak anlattı. Teşekkür ediyorum. Evet, bundan 20 yıl önce Kanal 52'de yine vardık. Burada birçok arkadaşımız da var. Birçok sahip değiştirdi. Ben şimdi demin kendisi biraz şeylerden bahsetti, güzel projelerden bahsetti ama ben inanıyorum ki Ordu'da da bu yapılanmanın iki katı daha büyük bir projeyle sizleri yine Ordu açılışımıza da bekleyeceğiz. Bu arada almak istediğim bir büyüğümüz daha var. Kendisini rahmetle buradan almak istiyorum, Sayın Yüksel Poyraz. Televizyonumuzun yerelde çığır atlaması noktasında çok ciddi katkıları oldu. Onu buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. Bir alkış rica ediyorum kendisi için. Evet, şimdi de başarılı valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu beyefendiyi alkışlarınızla buraya davet ediyoruz. Ev sahibi olarak kendisine mikrofonu uzatıyoruz efendim. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Ümraniye'nin değerli belediye başkanı, kendisiyle dostluğumuz eskilere dayanır ve Ordu'dan buraya gelen belediye başkanlarımız, kıymetli misafirler, hepinize saygılar sunuyorum. Ordu'nun medar iftiharı bu televizyon kanalları ve Ordu'nun dünyaya açılan penceresi sadece Ordu'yla sınırlı değil, Türkiye'yle sınırlı değil, uydu üzerinden Avrupa'daki bütün soydaşlarımız da seyrediyor. Dolayısıyla Ordu'nun tanıtımına, güzelliklerinin dünyaya aktarılmasına büyük hizmet ediyorlar. Biz de Ordu'yu tanıtma gayreti içerisindeyiz. Yerel yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte Ordu'yu bayağı dünya gündemine soktuk. Bakın Türkiye demiyorum, dünya diyorum çünkü. El Cezire televizyonu geldi. Dünyada 200 milyon defa tıklanmış Ordu. Dolayısıyla Ordu'nun bu güzelliklerini tanıtmaktaki amacımız da
İşte demin başkanın söylediği göçü önleyelim en azından. İnsanlar yerinde iş ve aş bulabilsinler. İstihdam artsın. Turizm biliyorsunuz 200'e yakın ticari faaliyete iş veren bir sektör. Turizm artsın. Çarşı pazar hareketlensin. İnsanlar iş bulsun, aş bulsun. Yerinde geçinebilsinler. Buna basın yayının ve iletişimin son derece önemli katkıları var. İnsanlarımız maalesef gazete, dergi ve kitap okumuyorlar. Evlerine geldiğimiz sırt üstü böyle yatıp veyahut da bir yere uzanıp çekirdek yiyerek televizyon seyretmekten ve onlara bakmaktan, hazır tüketmekten hoşlanıyor. Dünyanın gidişatı bu. Tersini çeviremeyiz. O zaman bütün bu iletişim kanallarından faydalandığımız gibi en başta televizyondan da faydalanmamız lazım. Bir de gurbetteki insanlarımız böyle memleket havasını çok özlüyorlar. Açtıkları zaman böyle ordu kanallarını, bir memleket havası, bir memleket türküsü dinlemek, memleket manzaralarını görmek onlara büyük bir moral ve keyif veriyor. Değerli kardeşlerimizi ben kutluyorum. Başarıyla sürdürdüler. Sayın Başbakan yardımcımızı biliyorum çok destek veriyor. Allah razı olsun her konuda. Ben katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanal sahiplerini ve çalışanlarını kutluyorum. Büyük bir cesaretle buraya da bunu açtılar. İnşallah da başarılı olurlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili misafirler, şimdi de kuvvetli alkışlarınızla Ordu Milletvekilimiz, hemşerimiz, Başbakan Yardımcımız Profesör Kurtulmuş'u buraya davet ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz yoğun programınıza rağmen bizi kırmadığınız için. Değerli dostlar, değerli hemşerilerim, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada bu güzel kanalın İstanbul ayağının açılışını, İstanbul stüdyolarının açılışını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hem memleketimize hem ülkemize güzel hizmetleri verirler ve başarılarını her geçen gün, her yayın döneminde biraz daha artırarak ileriye doğru giderler. Tabii yerel bir televizyon için İstanbul'da faaliyetini başlatmak, İstanbul'da stüdyosunu, merkezini, ofisini kurmak önemli bir atlama taşıdır. Ümit ediyorum ki burada Kanal 52'nin stüdyosunun varlığı ve İstanbul'daki bu merkezinin varlığı Kanal 52'nin çok daha ileriye gitmesine, çok daha seyredilen bir kanal olmasına vesile olacaktır. Bunun için İsa Bey'i ve arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah önünüzü açsın. Allah size kolaylıklar versin. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Ben genel olarak konuşmayacağım ama şunu söylemek isterim ki Türkiye sadece kendi içerisindeki sorunlar dolayısıyla değil, çevresindeki ve küresel ölçekteki sorunlar dolayısıyla da ciddi bir şekilde bir mücadele içerisindedir. Tabir caizse her alanda mücadele veriyoruz. Diplomasi alanında mücadele veriyoruz. Yakın çevremizdeki askeri fiili gelişmelerle ilgili olarak her türlü hazırlığı yapıyoruz. Türkiye'nin içerisinde terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. PKK'sıyla, DAEŞ'iyle mücadele ediyoruz. Onların arkasındaki uzantılarıyla mücadele ediyoruz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Devleti ele geçirmiş, geçirmeye çalışmış olan bir örgütle mücadele ediyoruz. Bu mücadele öyle kolay kolay her ülkenin verebileceği bir mücadele değildir. Bu mücadelenin gerektirdiği bazı hususlar var. Bunlardan birisi hepimizin ortak hedeflere yönelmemiz, ortak hedefler çerçevesinde milli değerlerimiz, milli menfaatlerimiz çerçevesinde bütünleşmeyi başarmak mecburiyetimiz vardır. Bu anlamda herkesin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Siyasetin üzerine sorumluluklar düşüyor. Merkezi anlamda, yerel yönetimler anlamında. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Yine aynı şekilde televizyon kanallarımıza, medya kuruluşlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Ben de 65. hükümetin medyadan sorumlu başbakan yardımcısı olarak Türkiye'nin her yerinde hem ulusal düzeyde hem yerel düzeyde bütün medya kuruluşlarının sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz ve bu sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Bizim beklentimiz bu ortak hedefler çerçevesinde herkesin aynı yöne yönelmesidir. Hedefimiz bu milletin birliğini, dirliğini sağlamak, bu ülkeyi daha güçlü hale getirmek, Türkiye'yi karşılaşmış olduğu bu tehditlerden, bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtararak Türkiye'yi
Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, yeniden büyük güçlü Türkiye istikametinde koşar adım ileriye götürmektir. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Herkes üzerine düşeni yapacak. Medya üzerine düşeni yapacak. Siyaset üzerine düşeni yapacak. Sivil toplum üzerine düşeni yapacak. Üniversiteler üzerine düşeni yapacak. Sanat camiası üzerine düşeni yapacak. Spor camiası üzerine düşeni yapacak. Ve nasıl demin bir marka şehir Ordu'dan bahsediyoruz. Aynı şekilde Türkiye'nin de bütün bu sıkıntıları geride bırakan dünyanın parlayan yıldızı olan güçlü bir ülke olmasını sağlayacağız. Bu çerçevede ben 52 Ordu 52 televizyonuna da başarılar diliyorum. Ordu'da inşallah hep beraber daha ileriye gitmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi son yıllarda iyi, oldukça güzel hizmetler almış olan Ordu'yu hem merkezi yönetim anlamında hem yerel yönetimler anlamında daha ileriye götüreceğiz. Demin Vali Bey bir şey söyledi. 200 milyon tıklanmış. Bu olağanüstü bir şeydir. Yani bir ilginin başladığını gösteriyor. Bunu inşallah hep beraber sağlayacağız. Projelerimizle, belediyelerimizin hizmetleriyle, yerel yönetimlerin hizmetleriyle, merkezi hükümetin destekleriyle Ordu bulunduğu yerden daha ileriye gidecek. Çünkü bizim hemşerilerimiz vatanseverdir, inançlıdır ve çalışkandır. Bu şehri yöneten, bu şehrin yönetilmesine destek veren insanlar olarak da biz de bu halka destek olmak, bu halka hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bunları ifade ettikten sonra şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'u çok konuştuk. 15 Temmuz'la ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama 15 Temmuz sonrasındaki Türkiye, 14 Temmuz'daki Türkiye'den çok farklıdır. Ve hepimizin, bu salonda bulunan herkesin, azıcık kamu göreviyle ilgisi olan herkesin üzerine düşen bir sorumluluk var. 264 şehidimizin, 2194 gazimizin ve o akşam tam tabiriyle uçurumun kenarından dönmüş olan 79 milyon aziz milletin hepsine karşı can borcumuz var. Eğer o insanlar o fedakarlığı, o cesareti göstermemiş olsalardı, bugün burada ne 52 televizyonu olurdu, ne bizler buralarda olurduk, ne belediye başkanlarımız olurdu, Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Belki demin mozaiği olmakla övündüğümüz bu Ümraniye'nin sokakları bir iç savaşa tutuşmuş olan farklı yörelerden gelen insanların bulunduğu bir ilçe haline dönebilirdi. Dolayısıyla bunu hiç unutmayacağız. Aklımızda, zihnimizde ve kalbimizin bir köşesinde 15 Temmuz hep olacak. İki şeyi hatırlamak bakımından. Bir, bu millete ihanet içerisinde olanların ve bundan sonra olabilecek olanların hangi imkanlarla bu millete düşmanlık edeceğini hiç unutmayacağız. İkincisi ise bu cesur, fedakar, kararlı, inançlı milleti hiçbir şekilde unutmayacağız. O şehitlerimizin hiçbirini, mümkün olsa hepsinin ismini tek tek ezberlesek, zihinlerimize ve gönüllerimize nakşetsek. O şehitlerimizi unutmayacağız. O şehitlerimizin hangi dava için canlarını feda ettiklerini asla unutmayacağız. Onun için 14 Temmuz'da bir çalışıyorsak, şimdi 15 Temmuz sonrasında bin çalışacağız. 14 Temmuz öncesinde birbirimizle dayanışmamız, birliğimiz, beraberliğimiz birse, şimdi 1 milyon olacak. Bu duygularla inşallah Kanal 52 televizyonunun hem Türkiye'nin dirlik ve birliğine katkı sağlamasını, hem ordunun çok daha güzel hizmetler almasını temin edecek yayınlarda yapmasını temenni ediyorum. İstanbul stüdyolarını açmış olmak aynı zamanda da bir avantajdır. Çok sayıda program yapabileceksiniz demektir. Çok sayıda misafirlerinizi burada ağırlayacaksınız demektir. Ve sadece Ordu'dan yayın yapan bir televizyon olmaktan daha kaliteli yayınları İstanbul'dan da yapan bir kanal olmaya doğru geçeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Allah güzel yayınlara fırsat versin, imkan versin. Evet, Sayın Başbakan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, değerli misafirler, açılış merasimimiz burada sona eriyor. Geldiğiniz, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bundan sonra artık İstanbul'da ikinci adresiniz TV 52 stüdyoları. Burada canlı yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımız devam ediyor. Biz Ordu milletvekillerimizi...
Evet, o. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Korgan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Kiraz ve Akkuş Belediye Başkanımız sevgili Başkanımız İsa Gül. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten TV 52 ailesini ve burada da Akın abi sizleri gerçekten kutluyorum. İstanbul'da gerçekten bakanımızın da ifade ettiği şekliyle stüdyonun olmuş olması, stüdyodan buradan çeşitli yayınların yapılmış olması gerçekten bizdeki Ordu'da, İstanbul'da hemşehrilerimiz neler yapıyor, neler ediyor sizlerin aracıyla göreceğiz. Gerçekten bir avantajdır. Ben sizleri tebrik ediyorum. Evet başkanım, soy isminizi yanlış söyledim. Çok teşekkür ediyorum. Demirci Gül yaptın. Sadece o. Üç tanesi olunca zaman zaman karışıklık olur. Evet, ben de öncelikle TV 52 ailesini böyle güzel bir stüdyo yaptığı için tebrik ediyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Bir Ordu kadar bir Ordu da İstanbul'da olduğu için Ordu'dan yayın yaparken İstanbul'da da bir stüdyonun olması farz idi. Bu farzı yerine getirmiş oldunuz. Ordulu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Buradan gurbetteki orduların, İstanbul'daki orduların bu stüdyo sesi olacaktır. Biz Ordu'da, Ordu stüdyosunda konuşacağız. Hemşehrilerimiz İstanbul'daki stüdyoda konuşacak, biz dinleyeceğiz. Dolayısıyla hayırlı hizmetlere vesile olacaktır diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Evet, bu arada hemşehrimiz İstanbul müftümüz Profesör Doktor Rahmi Yaran. Evet hocam, açılış duasını size yaptıracaktık. Beyefendiye nasip oldu. Hocam size iki dakika hemen, başkanlarımız bekliyor. Teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz. İki dakikanızı rica ediyorum. İki dakika. Efendim ben de TV52'nin İstanbul stüdyolarının hayırlı hizmetlere vesile olmasını, Ordu içerisinde ve Ordu dışında milletimizin, memleketimizin birlik ve beraberliğine değerli katkılar sunmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve ümit ediyorum. İnşallah İstanbul'dan çok güzel hizmetler sunulacak, bu stüdyo güzel hizmetlere şahit olacak. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sevgili Kemal Bahtiyar Bey, Perşembe Belediye Başkanı. Başkanım, dün Çamaş Belediye Başkanımı size benzetmiştim ama evet, maşallah diyelim. Çok güzel standlar var bu arada. Her ilçemizin standı bir ayrı güzel. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle Kanal 52'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün çok mutluyuz, gururluyuz. Artık İstanbul'da bir evimiz var, bir yuvamız var. İstanbul'da başı sıkışanlar, bir şeye ihtiyacı olanlar gelip Kanal 52'ye başvurabilirler, dertlerini anlatabilirler. Biz de zaman zaman İstanbul'a biliyorsunuz sık sık geliyoruz. Geldiğimizde Kanal 52'yi ziyaret edeceğiz, sorunlarımızı söyleyeceğiz ve buradaki 600-700 bin hemşerimize hitap etme fırsatını bulmuş oluyoruz. Bu bakımdan gerçekten Kanal 52'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılarının devamını diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Evet, Çamaş Belediye Başkanımız. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. TV 52'nin İstanbul'da yeni stüdyosunun vatana, millete, herkese hayırlı olmasını diliyorum. İletişim çağında bunu hizmeti görmek için kendisini vakfetmiş siz değerli arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü bu dipsiz bir kuyu, dalıp çıkamayacağı zamanlar da oluyor. Ama sizler yıllardan beri bu işi yapan insanlarsınız. TV 52 artık Ordu'nun markasıdır. Aynı zamanda plakası ve markasıdır. Sizleri tebrik ediyorum ve sizlerin şahsında TV 52 ailesinin başarısının daha da katlanarak büyümesini diliyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sevgiler, saygılar yine değerli hocamız Arif Gündüz Bey, o da uzun yıllardır birlikte mesai veririz kendisiyle. Yunus sen de gel. Yavaş yavaş mikrofonu ben diğer bizim arkadaşlarımıza vereceğim. Yunus da Almanya'dan geldi. Bizim programcımız, showmenimiz, abimiz, büyüğümüz. Evet Arif abi, neler söyleyeceksin, buradayız. Evet.
Evet, güzel ordumuzun bugün güzel bir gününü yaşıyoruz. Ben bu topluluğa katılan bütün ordudan gelen, İstanbul'dan katılan misafirlerimizi kutluyorum. Artık güzel ilimiz ordunun Türkiye'ye açılan, dünyaya açılan bir penceresi var. Bu bizi mutlu kılıyor. Başta İsa Bey Akçay olmak üzere tüm ekibine başarılar diliyorum. Allah muvaffakiyet versin, yollar açık olsun, Türkiye'mize ve ordumuza hayırlı olsun deyip teşekkür ediyorum efendim. Evet, biz teşekkür ediyoruz hocama, sevgiler, saygılar. Sizi tanıyalım. Turan Turgut efendim ben. Bu kanalda inşallah programımızı yapacağız, aşk-ı ilahi programımızı. Nasip olursa hayırlı olsun diyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyorum. Hem sizi de tanımış olduk. Evet, sizi tanıyalım. Ben ağasınız olan Kumru İş Adamlar Derneği Başkanıyım. Ben de Kanal 52'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Aynı zamanda biz sivil toplum örgütleri olarak her zaman bizim penceremiz olacaktır. Dolayısıyla iş adamlarına, ordulara bu kanala sahip çıkmaya, maddi ve manevi destek olmaya davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ederim. Evet, sevgili Barış'ı buraya alacağım. Ordudan kalktı geldi. Çok kısa, il dışından gelen bir misafirimiz var. Almanya'dan açılışımıza geldi. Evet Barış, şöyle alalım kendisini. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Willkommen. Efendim? Willkommen. Danke schön. Ha bitti. Türkiye'deyiz abi. Evet, Zeki kırma istiyorsan Zeki. Yaptığı yerleri şimdi kırmaya başladı. Evet. Evet, Almanca olarak başladık. Siz de İngilizce olarak başladınız. TV52 Avrupa'da da biz görev yapıyoruz. Artık orduların veya başkalarının istediği her an onların yanındayız. İstanbul'da büyük bir stüdyomuzu açtık. Gördüğünüz gibi. Artık Avrupa'da. Abi sen ev sahibisin. Birazdan mikrofonu vereceğim zaten. Yarın da sevgili Yunus abiyi Almanya'da yaptığı programlarla tanıyorsunuz. Yarın ordu günlerinde Maltepe'deki fuardaki standta göreceksiniz. Mikrofon elimde olacak. Ben sana hoş geldin demek için çağırdım. Evet ve ordunun ilk ve tek 5 yıldızlı otelini açtılar. Ünlü iş adamlarımız Antalya'da turizmcilik yapıyorlardı. Kalibriyat Otel'in satış müdürü mü diyelim? Sevgili Barış kardeşimiz, abimiz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok güzel bir kanal açılışı İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan binlerce, yüz binlerce hemşerimizin sesi olmuş, gurbetçi vatandaşlarımızın sesi olmuş bu kanala. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlaveten de bizler de Ordu bölgesini açmış olduğumuz ilk 5 yıldızlı oteli tüm dünyaya, tüm turizmcilere tanıtmamızda çok büyük vesile olmuş, bizlere çok büyük destek olmuş. Günün 24 saatinde haber değeri olarak görmüş olduğu her türlü olayda bizimle birlikte olmuş Kanal 52 huzurlarınızda bir defa daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, başarılarınızın devamını diliyorum. Evet sevgili Barış kardeşime teşekkür ediyorum. Ben şimdi mikrofonu İstanbul temsilcimiz Zeki kardeşime veriyorum. Buranın yapımında Müjdat'la birlikte çok ciddi emekleri var. Muhtarım gelmiş, muhtarlarım sırada bekliyor. Sizinle yine konuşacağız ama şimdi biraz mikrofonu Zeki'ye vermem lazım. Çünkü mikrofonu hak ediyor. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Size de teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirlerimiz, ekranın başında bizleri izleyen değerli dostlarımız. Bugün sizlerle birlikte güzel bir açılış yaptık. Allah yar ve yardımcımız olsun. İstanbul büyük bir metropol kent. Bizler de orduları yalnız bırakmamak için bugün kapılarımızı, camlarımızı açmıştık ama artık İstanbul'dan dünyaya kapılarımızı açtık. Bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli konuklarım var. Onları alacağım. Öncelikle bulunduğumuz mahalle Necip Fazıl Mahallesi'nin muhtarımız sevgili Kadir Bey, rica ediyorum şöyle. Evet. Yine Pendik, şöyle alayım. Yine aramızda Pendik Veli Baba hemşerimiz, sevgili Şükrü abim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine aramızda Çekmeköy muhtarımız, buyurun. Ben öncelikle dernek başkanlarımıza buradan çok güzel bir şekilde seslenmek istiyorum. Bizler yaklaşık orduda 343 tane ordu dernekleriz. Bizler derneklerle birlikte bu bölgede var olduk. Onlarla var olmaya devam ediyoruz. Her zaman onların yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. İşte dedik az önce
kapılarımızı sizler için açtık İstanbul'da. İnşallah daha güzelliğine layık olursunuz. Bizler de onu yaparız. Evet sevgili muhtarım, artık mahallenizdeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Herkese saygılar sunuyorum. Benim için büyük bir şeref. Napolyon dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Basın demokrasinin olması olmazıdır. Demokrasi basınla beraber büyür, basınla beraber yücelir. Dolayısıyla böyle önemli bir kanalın, Kanal 52'nin mahallemde hizmet yapması benim için bir gururdur. Ben ayrıca İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanlığı görevini yürütüyorum. Genel başkanımız da sizin hemşerinizdir Sayın Hüseyin Akdeniz. Ona da buradan selam olsun. Biz Türkiye'de 50 bin kişilik bir büyük aileyiz. Gerçekten muhtarlarda demokrasinin temel taşıdır. Siz de demokrasinin en önemli gücüsünüz. Demokrasi varsa özgürlük var. Basın varsa demokrasi var. Basın varsa güzellikler yansır. Basın varsa yanlışlar anlatılır. Çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çam sakızı çoban armağanı elimden ne gelirse yüreğimden yanınızdayım diyorum. Gerçekten şeref duydum. Necip Fazıl Mahallesi'nde benim mahallemde böyle anlamlı bir hizmetin, böyle hemşehrilerimin stüdyo açması beni mutlu etti. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Artık eviniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz muhtarım. Sen uzak kalacaksın biraz ama Şükrü abi ne yapalım. Evet buyurun. Öncelikle stüdyodaki hemşehrilerim, ekran başındaki hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum buradan. Tabii ordunun dereleri bir sefer daha tersine aktı diyorum. Çünkü ordular hep dereleri tersine akıtır. TV52 gururla seyrettiğimiz tarafsız yayın yapan orduyu yaşatıyor evimizde. Her akşam belgeselle, yörelerle, haberle, sporla ciddi anlamda bağımlısı oldum. Stüdyoda çok güzel olmuş. Biz gezdik. Hayırlı olsun diyorum buradan. Herkes saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz sevgili muhtarım. Evet sayın muhtarım sizin de. Sevgili dostlar, ekran başına bizleri izleyenler. Ben bu televizyonun bizim ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı olacak. Ben yan mahallenin, Mehmet Akif Mahallesi'nin yani Çekmeköy'ün bir muhtarıyım. İnşallah hayırlı olacak. Tebrik ediyorum. Yani ordudan değil de İstanbul'dan orduyu temsil etmek çok güzel bir şey. Çünkü benim mahallemde de şu an birinci olan ordulu dostlarım var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı, güzel yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bir kapınız var. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz muhtarım. Evet değerli konuklarımız, sevgili misafirler, ekrana başına bizleri izleyen değerli dostlarımız, yine dernek başkanlarımız var. Onları da buraya almak istiyorum. Ünlüye Dernekler Federasyonu Başkanım Cemil abi sen de gel. Yine Anadolu Yakası PTD Baş Müdür Yardımcımız, onu da alalım. Aslan Camii Dernek Başkanımız. Bu sahneleri yine Pelit ve Aydınlık Köyü Dernek Başkanımız. Yine Yakup Ses Korgan Belalan Dernek Başkanımızı da alacağım buraya. Evet. Pelitli Yatak Dernek Başkanımız Ünye Pelitli Yatak. Şöyle gelir misiniz? Şöyle biraz. Evet bizler bu sahneleri sizler için yaptık. Sizleri de burada ağırlamak bizlere onur ve şeref veriyor sevgili başkanım. Amacımız daha güzel nasıl hizmet ederiz ordulu güzel dostlarımıza. Bunu gerçekleştirdik. Ben buradan tabii ki TV2 Yönetim Kurulu Başkanı'na İsa Akça'ya böyle bir zor günlerde böyle bir mükemmel bir yatırımı bizlere açtı. Bize çok iş verdi aslında. Normal işimizi biraz daha ağırlaştırdık. 2 metre koşuyorduk, şimdi 5 metre koşacağız. Sizlere daha yakın olacağız. Evet, duygularınızı alacağım. Seyhan Hanım, sizi de alacağım. Seyhan Çek kardeşim, sanatçımız. Sen de gel, buyurun. Buyur Halit abim, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten bu güzelliğin karşısında İsa Bey'in de dili tutuldu. Zaten bütün söylenecek güzellikleri sizler bahsettiniz. Ama TV52 olarak biz biliyorsunuz 5. ayın 29'unda 12.sini yapmıştık pikniğin. Hep TV52 ile yaptık. Ve bu sene de yine Ünye Dernekler Federasyonu'na yeni kayıt olan, 12. kayıdı olan
Pelit Yatak Dernek Başkanımız da burada bak 12-12 ve devam ediyor. İşte TV52 Ünye Dernekler Federasyonu'na 1000 kilometre daha yaklaşmış oldu. İnşallah televizyonumuzla birlikte daha güzel işleri hep beraber imza atacağız diyorum Zeki Çim. Nice güzel programları birlikte yapacağız. Zaten sizin de bizim de amacımız bölgemize, insanımıza hizmet etmek. Bu doğrultuda da elimizden ne geliyorsa biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da TV52'nin yanında olacağız. Onun da bizim yanımızda olduğundan hiçbir kuşkumuz, şüphemiz yok. Ben bütün buradan Ordu camiasına, Ordulu hemşirelerime, Ünye'li hemşirelerime selam gönderiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık başkanım, ayaklarınıza sağlık. Sizin bir eviniz artık. Evet, yine ÜNDEF Genel Sekreterimiz Cemil abim neler söyleyeceksin? Ben de Ünye Dernekler Federasyonu Genel İdare Kurulu Başkanı olarak TV52'mizin ordumuza, İstanbul'umuza ve tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel oluşumu stüdyonun İstanbul'a kazandırılmasında başta Genel Yönetim Kurulu Başkanınız İsa Akçay nezdinde siz değerli dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden sizleri kutluyorum. Biz Ünye Dernekler Federasyonu olarak her daim iyi günde, kötü günde her zaman TV2 ile beraber olduk. Onlar da bizlere evini açtı, yuvasını açtı. Biz de o yüzden federasyon olarak kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki süreçte hep beraber, hep birlikte tüm orduları, İstanbulluları TV52'mize sahip çıkmaya davet ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Cemil abim. Her zaman yanınızdasınız. Allah yanınızdan eksik etmesin sizleri. Evet, ben tabii Mehmet kardeşimize mikrofonu uzatmadan buradan bu binamızın açılışında bizlere çok emeği var. Kendi dalında bir dediğimizi iki ettirmedi. Bütün kurumları alarma geçirdi. Allah razı olsun. Yine buradan Kadıköy Telekom Müdürlüğü'ne, Ümraniye Telekom Müdürlüğü'ne Mehmet kardeşimin sayesinde uzun sürecek işimizi kısa günde yaptırmasından dolayı teşekkür ediyorum sizlere Mehmet Birtek. Korgan'ın evladı, Anadolu Yakası PTT Baş Müdür Yardımcısı, buyur Sayın Müdürüm, neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Burayı ilk baştan beri kiralanmasından bu aşamasına gelene kadar sizleri takip ediyoruz. Sizin de çok burada inşaat amelesi gibi, inşaat işçisi gibi sürekli koşturdunuz, çabaladınız. Anadolu yakasında tabii bu tip yerlerin olması bizim için önemli. Genelde yatırımlar hep Avrupa yakası yapılır. Oranın biraz da trafiği de fazla. Anadolu yakası aslında bazı şeyleri kırmak için bu bir fırsat Anadolu yakasında. Örneğin şimdi Maltepe sahilde ordu günleri yaşanıyor. İşte hep Feshane'de ya da Yenikapı'da niye olmadı diye eleştiriler oluyor. İstanbul deyince akla Avrupa yakası geliyor. Ama dün akşam katılım, orada biz açılışa katıldık. Dün akşam çok güzel bir katılım vardı. Hele hele ben Maltepe'de oturan birisi olarak orada birçok etkinliğe katılıyorum. Orduluların katılımı gerçekten Samsun'da, Sinop'ta en yakın zamanda yapıldığı için söylüyorum. Onlara göre gerçekten kat kat üstündeydi. Hemşehrilerimi gerçekten tebrik ediyorum. Memleketlerine sahip çıkıyorlar, kültürlerine sahip çıkıyorlar. Çekmeköy'de doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Anadolu yakasında çünkü orduların en çok yaşadığı ilçelerin başında Çekmeköy geliyor. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel programlar yapmanızı temenni ediyorum. Sağ olun. Sizleri tabii ki uğrayabiliriz. İçeride ikramlarımız var. Başkanlarım. Evet, yine Fatsa Aslan Camii Dernek Başkanımız Nihat abim her zaman o da bu inşaat sektörüne girdikten sonra yani bu stüdyonun yapım aşamasında Allah razı olsun her zaman yanımızda oldu. Bir eksiğimizde var mı yapabileceğimiz diye soran dostlarımızdan keza bütün dernek başkanlarımız için de geçerli. Benim Belalan Başkanım en sonda duruyor. Evet Nihat abim sen neler söyleyeceksin abim? Ben öncelikle bu TV2 burada stüdyosunda açılmasında emeği geçen başta İsa Akçay kardeşimize sahibine ve sizlere senin biliyorum gece gündüz uyumadan gecenin gündüzüne kattın bu stüdyoyu ordulara hep beraber armağan ettiniz. Burada ordular bizim orduyu elimizin altına getirdiniz. Gerçekten havasıyla, suyuyla, kokusuyla her türlü bize burada ordu havasını bugün olduğu gibi teneffüs ettirdiniz. Bundan sonra da orduların siyaseten de
İstanbul'da daha sesinin gür çıkacağını, medya anlamında artık biz sahibimizin olduğunu, vardı zaten sahibimiz, işte pikniklerimizde şurada burada her türlü yanımızdaydınız. Ama burada, stüdyonun burada olması bizim İstanbul'da temsil noktasında da daha iyi yerlerde olacağımızın bu büyük güzel bir işareti. Bu yüzden ben sizleri, özellikle de seni Zeki abi, teşekkür ediyorum sana. Ben biliyorum, yakinen gecenin gündüzüne kattın burada. Hiç uyumadan sabahlara kadar buralarda çalıştın. Sizlere, sizin yine sizin nezdinizde de İsa Akçay kardeşimize, bize bu ordulara bu televizyonu kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Bizlerin amacı her zaman bir insan yaptığı işi sevmesi gerekiyor. Bizlere de düşen görevi, üstümüze düşen görevi seve seve yapıyoruz. İşini sevmeyen ne kendisine faydası olur, ne yapmış olduğu, çalışmış olduğu kuruma faydası olur. Her zaman söylediğim bir lütuf bu. Onun için amacımız sizlere daha iyi hizmet etmek için. Onun için buradayız. Sevgili başkanım, Aydınlı Pelitli Yatak, Pelitli Dernek Başkanımız Oktay Karayar Bey, sizler neler söyleyeceksiniz? Bugün bizleri onurlandırdınız. Şimdi Zeki Bey, ben heyecanlanıyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Hizmet ayağımıza geldi. Yani ordulu artık kabuğuna sığmıyor. Bir sürü yatırım yaptınız. Davet ettiniz. Herkes geldi. Allah razı olsun. Yani bu açlıktan sonra herkes artık elini taşın altına sokması lazım. Buraya açtık. Tamam, her şeyi TV52'ye bırakmayacağız. Yani iyi günde de kötü günde de maddi manevi bütün desteğimizi vereceğiz. Yani bir adım ileri götürmek için kanalımızı, var gücümüzle çalışacağız. İki ay önce biz de dernek açılışında o heyecanı sizin sayenizde büyük mutlulukla yaşadık. Ben seni anlıyorum şu anda. Heyecanla ortak oluyorum. Bütün emeği geçen, bütün yönetiminden çalışanlara kadar herkesi canı gönülden kutluyorum. Bizi izleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Aydınlık Pelitli Köyü halkına da bize vermiş olduğu destekten dolayı buradan gönülden teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Varlığınız yeter. Geldiğiniz için de ayaklarınıza sağlık. Şöyle alalım başkanım. Evet, yine aramızda ordumuzun yetiştirmiş olduğu ses sanatçımız Seyhan Hanım da burada. Onu da alacağım birazdan. Evet, Pelitli Yatak Dernek Başkanımız. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Ben öncelikle bugüne kadar Ünye 52, Ordu 52 Televizyonu olarak yanımızda olduğunuz için onun için bir teşekkür ediyorum. Ordu İstanbul'a göç veren, İstanbul'da nüfus yoğunluğu olan ikinci il. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız da dile getirdi. Bunun için de burada bir medya gücümüzün, medya sesimizin olması gerekiyordu. Bu ihtiyacı da sizler karşıladınız. Çok emekleriniz geçti, anlattınız, dinledik. Emeklerinize sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buranın hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da ben de bizim dernek merkezimiz Pelitli Yataklar Dernek Merkezimiz Ataşehir'de. Şu anda bir komşu olduk. Komşuluk ilişkileri içinde hep beraber bu 52 televizyonumuza destek çıkacağız. Birlikte olacağız. Gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar ne destek varsa vermeye hazırız. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Evet, Yaylaların Gülü. Korgan Belalan Dernek Başkanımız. Absut Yaylası deyince biz geliyoruz akla diyorsun değil mi başkanım? Yaklaştık. 1000 kilometre vardı aramızda. Ben zorlanıyordum. Artık kafandayım. Bundan sonra kurtulamayacaksın bizden başkan. Şimdi ben arkadaşlar dernek başkanları konuşurken burada kendi kendime muhasebe yapıyorum. Aşağı yukarı 9-10 sene öncekileri hatırlayarak, hani herkes sevindi ya burada böyle bir şey açıldığına, ben pek sevinmedim. Şimdi doğrusunu söyleyeyim yani. Çünkü daha uğramayacaksın yani bana. Benim büromu daha işte şey olarak kullanmayacaksın, büro olarak kullanmayacaksın, haber merkezi olarak kullanmayacaksın. Ona biraz üzüldüm. Ama diğer yönüyle bakarsan da şu anda Ordu İstanbul'da, İstanbul Ordu'da. Ben o açıdan baktım. Hep bu zamana kadar zaten böyle düşündük biz yani. Ya da böyle yapmaya çalıştık. O zaman köprü inceydi. Biraz daha ince çizgiden gidiyorduk. Acaba böyle mi düşeriz, böyle mi düşeriz diye. Ama şimdi
Köprü artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi oldu. Kaç şeritten biz Ordu'ya gidip oradan bir anda da öyle gelebiliyoruz yani. Öyle görüyoruz. Ben bütün yapılan hizmet göreceklere ben hayırlı olsun diyorum öncelikle bu tesisi. Beni de burada gazma kürekle bağlı yüzle çalıştırdığını unutma yani. Ben de geldim burada açılırken ben de çalıştım. Ama sen benden fazla çalıştın. Büyük emek verdin. Tişörtün üzerinden baskılı bir tişörtün üzerinden ben ter damladığını burada gördüm yani yanındaydım yani bana balyozu verip burada duvar yıkarken ama bu emeğin karşılığını inşallah hep beraber alacağız ben öyle bekliyorum yani bugün burada derneklerin İstanbul'da bir araya gelmeleri şu anda çok zor. Zordu yani. Biz bir araya gelemedik. Dernek başkanları, arkadaşlarımız buradalar. Bir araya gelip de bilmem nere derneği ya da bilmem nere derneği ya da bir derneğin bir programını paylaşmak biraz uzun, zor oldu yani. Paylaşamadık. Ben burada diliyorum ki bir dernek başkanı, Beralan Köyü Derneği olarak burada şu stüdyoda dernek başkanı arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Yapacağımız programlardan bilgi edinelim. Birbirimizle alışveriş yapalım. Bilgi alışverişi yapalım. Tecrübelerinden ben faydalanayım. Ben, acizane belki benim bilgim bir şey vardır. Yardım edeceğim bir şey vardır. Benden ne onlara faydalı olursak bu böyle götürülür diye düşünüyorum. Zaten İstanbul'daki burada yapılacak aktiviteler dernekler üzerinden daha iyi yapacaksınız. Çünkü bir dernek başkanına deseniz ki işte bana bir işe ihtiyacınız var. O 50 tane kişisinden, üyesinden bu ihtiyacı karşılayabilecek yani. Yapabilecek güçlüdür. Ama işte gidip de sıradan bir çağrı aramaya kalksanız onu biraz zaman alacağını düşünüyorum. Ben dernek başkanlarıyla beraber bu stüdyoyu paylaşmak istiyoruz, tanışalım istiyoruz, yapalım programlarımızı, memleketteki programlarımızı da dahil yani, İstanbul'daki programlarımızı da dahil. Burada paylaşırsak buranın bize daha verimli olacağını, bize deyince yani dernek başkanları adına da konuşmuyorum. Bütün vatandaşlar adına dernek başkanları yüzlerce üyesi var. Onların adına konuşuyorum. Daha faydalı olacağımızı, birbirimizi daha iyi anlayacağımızı ümit ediyorum. Buranın bütün İstanbul ve Ordu'daki oturan Ordululara hepsine ben hayırlı olmasını diliyorum. Burada emeği geçen hepinize ben teşekkür ediyorum. Artık siz bize gelmezsiniz inşallah biz size geleceğiz. Bunda emin olun yani biz geleceğiz. Bizim sizi ağırladığımız kadar da siz bizi ağırlamak zorundasınız artık. Çünkü bizim artık stüdyolarımız, bizim mekanlarımız biraz pasif kaldı sizin yanınızda. Ben yönetim kurulu başkanınıza Sayın İsa Bey'e buraya verdiği emeğe başta sizin emeğinizi görüyorum ama onun emeğini de ve tüm ekibinize 52 ekibinize ben verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Bütün herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizi de inşallah acizane bundan sonra da bir çayınızı içmeye mikrofonla değil de elinizdeki haberlerle değil de sadece çayınızı içmeye beklerim inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz her zaman yanımızdasınız başkanım. Allah razı olun. Eksik olmayın. O dediğin konuyu da burada inşallah ilerleyen günlerde dernek başkanlarımızı gruplar halinde alıp dediğin gibi Korgan olabilir, Kumru olabilir. Buradaki dernekler çalışmasıyla ilgili memleketine ne yapabilir, memlekette ne olması gerekir diye böyle bir program konsepti hazırlıyoruz. Onu da sizlerle paylaşacağız bu İstanbul'daki dernek başkanlarımıza. Bir akşam, haftanın bir akşamı burada dernek başkanlarımızı ağırlayacağız başkanım. Ondan şüpheniz olmasın. Saygılar, teşekkür ederiz. İkramlarımızı yemeden gitmeyin. Evet değerli misafirler, tabii ki güzel bir açılışla yavaş yavaş sonuna geldik. Yine katılan misafirlerimiz var. Şöyle alayım. Kısaca merhabalar. Evet. Sevgili Pınarlı Dernek Başkanım, bizim tabii ki davetiyelerimizi sosyal medya ağından da gönderdiklerimizde bizi onurlandırıyorlar, bizi kırmıyorlar. Başkanım şöyle alayım, bizleri kırmıyorlar, geliyorlar. Onların da duygularını almak için ben o mikrofonu onlara uzatmak zorundayım. Buyur başkanım. Evet, öncelikle Kanal 52'ye İstanbul'a hoş geldin diyoruz. Bizleri dernekler arkadaşımız konuştuğu gibi bizleri çok iyi temsil edeceğinden şüphemiz sonsuz. Yani hayırlı olsun diyorum.
gecemizde, günümüzde, pikniğimizde, düğünümüzde inşallah 52 yaramızı görmek istiyoruz. Ne demek? Her zaman. Başka duygu ve düşüncelerim bunlar. Allah bol kazanç nasip etsin. Yani gerçekten çok şık ve güzel bir yer. Yol üzeri bir yer. Her şeyle güzel, dört dörtlük. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah utandırmasın. Evet, Pınarlı Dernek Başkanımıza, Arif Güler kardeşimize, abimize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık sevgili başkanım. İnşallah stüdyolarımıza sizleri ağırlamak bizlere onur verir. Sağ olun efendim. Evet, kısa bir Seyhan Çek sanatçımız. Ondan da duygulanalım. Ondan sonra reklamdan sonra tekrar buyur. Fındık mı alacaksınız? Evet Seyhan Hanım. Kısaca duygulanalım. Bugün bizleri onurlandırdınız. Neler söyleyeceksiniz? Onur bana ait öncelikle. Ekranları başında bizi izleyen bütün dostlara merhaba, sevgiler, selamlar yolluyorum. Fındığı özellikle aldım sizlere göstermek için. Bu nimet bizim ekmeğimiz. Dolayısıyla bu kanal da bizim sesimiz. Ekmeğimize ne kadar sahip çıkıyorsak kanalımıza da bir o kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu kanal sesini duyurabildikçe, bu kanal gücünü artırabildikçe aslında biz sesimizi ve gücümüzü artıracağız. Bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. O kadar mutlu oldum, o kadar sevindim size anlatamam. Yani orduların bu kadar birlik, beraberlik, bu kadar güç, kuvvet içerisinde olduğunu görmek beni bir o kadar onur etti. Ve ben de ordunun sesi olarak her zaman sizin yanınızda olduğumu, elimden ne gelirse, şu küçük bedenimle, şu güzel sesimle, yüreğimle her zaman sizin yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah. Başta yönetim kurulu başkanımız İsa Akçay olmak üzere sizlere, emeği geçen herkese, kanal için taş taş üzerine koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İnşallah bu artık stüdyolar sizlerin. Sizlerin. Artık sizlerin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Evet değerli misafirlerimiz, ekranı başında bizleri izleyen çok değerli ordulu hemşehrilerimiz, dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen güzel insanlar. İşte İstanbul stüdyolarımızın kapılarını açtık sizlere dedik. Bundan sonra daha İstanbul'a daha yakınız. Bazı aksaklıklar oluyordu. Bu dakikadan sonra artık 4 Kasım tarihinden itibaren İstanbul'da her yerde TV52 olarak ordunun sesi kulağı olmak için bizler bu güzel görkemli mekanı sizler için açtık. Tabii bizler ne kadar size yaklaşırsak sizler de tabii ki bizlere o kadar geleceksiniz. Bundan sonraki İstanbul'daki yapmış olduğumuz çalışmalar önceki çalışmalarımızın 10 katı daha ileride olacağından hiç şüpheniz olmasın. Bizler şimdi kısa bir aradan sonra burada yine stüdyomuza haber müdürlerimiz, değerli programcılarımız, değerli yönetim kurulu başkanımızın duyguları olacak. Yine bu stüdyolardan sizlerle olacağız. Bizler her zaman ne dedik? Başarı birlikte gelir. Bizler de TV52 olarak 40 kişiyle tek yürekiz. Biriz, bütünüz, ben değiliz. Her zaman biz dedik. Şimdilik kısa bir reklamına kadar, reklamlardan sonra tekrar sizlerle olacağız. Mutlu kalın. Tarih 24 Eylül 1994. Yüzlerce ordulu sahil yoluna sahip çıkabilmek adına yollara dökülmüş, yaşadıkları şehri korumak istemişlerdi. Ordu'da o anda 22 sene önce biz vardık. Tarih 11 Haziran 2006. Ordu'nun Fatsa ve Çevre İlçeleri Organizasyonu'nda düzenlenen 4. Cip Şenliği'nde iki cip kameraları önünde kaza yapmış, şenliğe damgasını vurmuştu. Ordu'da o anda 10 sene önce biz vardık.
Tarih 30 Temmuz 2006. On binlerce fındık üreticisi ekmeklerine, geleceklerine sahip çıkmak için fındık mitingi düzenlemiş, yollara dökülmüş, fındıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek istemişlerdi. Ordu'da o anda 10 sene önce biz vardık. Tarih 12 Kasım 2007. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde radarlı kontrol noktası kuran bölge trafik ekibine 74 kilometre hızla çarpan ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olayda 9 sene önce biz vardık. Tarih 29 Mayıs 2011. 2011-2012 futbol sezonunda çeyrek asır aradan sonra Ordu Spor Süper Lig'e yükseldiğinde de biz vardık. Tarih 22 Mayıs 2015. Avrupa'nın ve Türkiye'nin deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı, Ordu ve Giresun illerinde tarihi anların yaşanmasına neden olmuştu. Ordu'da o anda bir sene önce de biz vardık. Tarih 5 Aralık 2015. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kar maskeli ve silahlı iki soyguncu kuyumcu soymaya kalkmış, bir kişiyi vurup 3 kişiyi de rehin almıştı. 8 saatlik pazarlığın ardından soyguncular 2 rehineyi serbest bırakmıştı. Ordu'da o anda nefeslerin tutulduğu anda 12 saatlik canlı yayınla biz yaptık. Tarih 2 Nisan 2016. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ordu ekiplerinin çığda arama ve kurtarma çalışmaları yaptığı sırada da biz vardık. Tarih 15 Temmuz 2016. Yıllarca, haince, sinsice uyguladıkları planı 15 Temmuz akşamı hayata geçirmeye çalışan vatan hainlerine karşı milyonlar adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları doldururken bütün dünya kahraman milletimizin cesaretine ve vatan sevgisine şahitlik etti. O gece ve ondan sonraki gecelerde adeta doğum sancıları çekerek uyanan devletimizin ve milletimizin yanında da biz vardık. Tarih 23 Ağustos 2016. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi sınırlarında yaşayan ve 3 askerin şehit edildiği terörist saldırılarının ardından silahlanarak terörist avına çıkan halkın yanında yine biz vardık. Biz vardık. Biz TV52'yiz. 22 sene önce de biz vardık. Bugün de biz varız. Bu şehrin yarınlarında da bizim imzamız olacak. Biz her yerdeyiz.
Annem bir tanedir benim. Misler gibi kokar hep. Öyle bir yemek yapar ki parmaklarınızı yersiniz. Hala kalkıp örter üzerimi geceleri. Hiç üşümeyeyim diye. Bakmaya doyamaz. Saatlerce okşar saçlarını. Onu mutlu görmek her şeye değer. Annem, sen çok yaşa Emi. Anneler, sizin sağlığınız bizlerin mutluluğudur. Sigarayı bırakın, sağlıcakla kalın. Since the hours of an embryo passed, the sound of horses and the strong walk of men. Do you feel me? This is your cultural thrill. The smell of a powerful land.
Aslan yürekli, Ekim oğlu dedi.
olursun, kuru fındık olursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni. Sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum uymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum uymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Acep ne olacak yarın halları, acep ne olacak yarın halları. Dalgalanıyor pembe şalları, dalgalanıyor pembe şalları. Kız allan kullan gel 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 yanıma, o beyaz kolları dola boynuma. Kız allan kullan gel gel beyaz kolları dola boynuma. Tabya başında üç kız yan yana, tabya başında üç kız yan yana. İçlerinden biri işte dedi bana, İçlerinden biri işte dedi bana. Nur olsun senin doğranana, nur olsun senin doğranana. Kız allan pullan gel 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 yanıma, o beyaz kolları dola boynuma. Kız allan pullan gel 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 yanıma, o beyaz kolları. Merhabalar. Efendim tekrar merhabalar diliyoruz İstanbul stüdyolarımızdan sizlere. Bugün görkemli bir açılış gerçekleştirdik desek yanlış da söylemiş olmayız. İstanbul stüdyomuz ilk günden oldukça önemli isimleri misafir etti. Başta Başbakan Yardımcımız, Hükümet Sözcümüz ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm ilçelerin belediye başkanlarının da katılımıyla yine Ordu'da görev yapan
Ordu İstanbul'da gurbette temsil eden derneklerin de başkanlarının katılımıyla güzel bir açılış yaptık. TV52'ye yakışır bir açılış oldu. Bizler de çok memnunuz, en azından emeklerimizin boşa gitmediği için. Emeklerimiz demişken işte şu an gördüğünüz bu ekiple birlikte İstanbul stüdyomuzu da açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler emeklerimizin karşılığını aldık. Görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki sizlerin sayesinde. Yine Ordu'da bizleri izleyen gurbetçi hemşerilerimiz de vardı. Onlar da bugün burada stüdyomuzun açılışına geldiler sadece duyarak. Onlara da ayrıca teşekkür ettikten sonra ben ekip arkadaşlarımı kısaca dolaşmak istiyorum. Sağdan başlayayım. Selçuk'la başlayalım efendim. Kameraman arkadaşımız Selçuk. Selçuk, neler söylemek istersin? Aslında bu gördüğünüz tüm görsel şovun kamera arkasında en büyük iş ve zahmet diyebiliriz. Onlar gece gündüz demeden kamera omuzlarında, ellerinde kablo, size en güzel görüntüyü sunabilmek için büyük emek içerisindeler. Gecenin geç saatlerinde yatıp sabah daha gün ışımadan mesaiye başlıyorlar. Neler söylemek istersin Selçuk? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kamera önü kamera arkasından daha zor yani açıkçası. Ya burada geleli bir hafta oldu işte. Bayağı bir yoğun tempo geçirdik. Yorulduk. Acayip yorulduk hatta. Ama sonuca vardık yani. Mutlu bir sonuca vardık. Güzel de bir açılış oldu. Belki de ilk defa kamera önündesin. İlk defa kamera önündeyim. Biraz da heyecan oldu tabii. Ama sonuca vardık yani. Güzel bir sonuç çıktı yani, eminim bundan. Zahmetimize değdi diyorsun. Değdi. Mutlaka değdi. Evet. Şu an bizler gurbette olduk aslında. Bizim de eşimiz... Ben kendi adıma söyleyeyim, eşim, yine nişanlısı, annelerimiz, bizim ailelerimiz şu an gurbette kaldılar bizler için. Onlara da selam yollamış olalım. Belki bu yoğun tempoda bizleri de onlar şimdi ilk defa görüyor. Selam yollamak istediğin birisi var mı Selçuk? Tabii ki de nişanlıma selam gönderelim ilk önce. Bir de aileme. Evet. Bizler şu an gurbetçi olduk. Evet, ve Harun'la başlayalım. Harun da bizim en küçüğümüz. O da kameraman arkadaşımız. Ben de yanında, tek yanında küçük kaldığım kişi diyebilirim. Nasılsın Harun? İyiyim, teşekkür ederim. Neler hissediyorsun bugün? Bir haftalık emeğimizin karşı, aslında aylar öncesinden hazırlığımız vardı ama İstanbul'da bir haftadır bu şekilde yoğunduk. Neler söylemek istersin? Bir haftadan beri çok yorulduk, çok çalıştık ama bu mutlu sonuca vardığımız için çok da güzel oldu. Yani açılışımız çok güzel oldu. Tüm yorgunluğumuzu attık. Gerçekten emeğimizin karşılığını aldık. Buradan tüm TV'lik çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok güzeldi her şey. Teşekkür ediyoruz ve Buse bizim lojistik desteğimiz. Kendisi de burada büyük emek verdi. Tüm organizasyonda, yönlendirmede, arkada bütün işleri toparlayan önemli bir isim. Efendim, sen neler söylemek istersin Buse? Tabii böyle bir ailenin içinde bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. İlk defa bu kadar sıcak bir ortamda bulunuyorum. Benim çok emeğim geçtiğine inanmıyorum. Yani tabii ki de emeğimiz oldu ama kameraman arkadaşlarımız kadar değil. Onlar daha çok yoruluyorlar, daha çok çalışıyorlar. Hepsine ben de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı bir dönem bizim için başlıyor. Bu kadar. Evet. Biraz da heyecanlı. Tabii bu gördüğünüz birçok isim ilk defa kamera önündeler. Biraz sesleri titriyor, heyecanlar. Ve Sibel Hanım, bizim reklam müdürümüz kendisi. O da İstanbul'u bir haftadır karış karış geziyor. Burada gördüğünüz birçok davetlinin aslında burada bulunmasının en önemli iki mimarı var. Bir Zeki Bey diyeyim, atlamayayım. İki de Sibel Hanım. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Kaç gündür hep yorulduk, yorulduk, yorulduk diyoruz ama biz yorulmamışız. 25 yıldır ayakta olduğumuz gibi şimdi daha dik, daha heyecanlı, belki de ilk günkü aşktan daha büyük aşkla İstanbul'dayız. Evet, bana da arada uyarıyorlar, ben de acemilik yaşıyorum çünkü bu stüdyomuz, yani İstanbul stüdyomuz, Ordu stüdyomuza göre çok daha büyük. Bir defa rejiyi görmüyoruz. Böyle garip bir ses geliyor, komut veren. Biz bu sisteme de alışık değiliz. İşte gerçekten bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü son model teknolojiyle bezenmiş bir İstanbul stüdyomuz var. Gurbetteki ordulara da yakışır bir biçimde diyelim. Ekleyeceğiniz yoksa Sibel Hanım, Muzaffer Bey'in yanına doğru geçiyorum. Sağ olun. Evet. Sevgili Muzaffer abicim, bana çok takılır. Ama biz de gerçekten yorulduk. Biz uzun bir yolculuk da yaptık birlikte. İstanbul'a da birlikte geldik. Yine bir yerine mi dokundum acaba? Devam ediyoruz. Sen neler söylemek istersin Muzaffer abicim? Evet, TV52 için tarihi bir gün gerçekten. Gerçekten heyecanlıyız. İstanbul'a ayağımız vardı. Zeki arkadaşımız sürekli gelip geliyordu. Ama şu anda tam stüdyosu olduğu güzel bir ekibi oldu. Artık bundan sonra daha da her yerde olacak TV52. 25 yıldır ayakta olduğu gibi daha da
Nice 25 yıllara. Nice 25 yıllara devam edecektir. Bizden sonraki arkadaşlar da bunu devam edecektir muhakkak. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Oradan bizleri izleyenlere de buradan selam gönderiyorum. Evet. Zeki abimizle devam edelim efendim. Zeki abicim senden bahsettik. İstersen en son sana sözü vereyim. Çünkü biraz önce de yine kumanda sendeydi. Hatice Hanım'la devam edelim efendim. Kendisini bizim sağlık programlarımızla tanıyorsunuz. Aslen kendisi bir kamu çalışanı, hemşire ama bizlerde de TV52 ailesi bünyesinde de sağlık programlarıyla sizlerle buluşuyor. Neler söylemek istersiniz? İstanbul'da da kanalını yalnız bırakmadı. Evet, öncelikle ben TV52 ailesinde olmaktan çok memnun ve mutluyum. Gurur duyuyorum. İstanbul stüdyomuz tüm izleyenlerimize, tüm takip edenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve Ümit abicim, biz zaten yeni günde her sabah sizlere bir ekip olarak, partner olarak geliyoruz. Her sabah saatler 8'i gösterdiğinde günaydın diyoruz. Özellikle gurbetteki ordulara sesleniyoruz. Sen neler söylemek istersin Ümit abi? Ya, buradayız. Şu anda hepimizde şöyle bir heyecan var. Yani nasıl anlatırız? İşte yeni bir bisiklet almışımdır evet. Çocuğa. O çocuğun yaşamış olduğu heyecan vardır ya. Aynen öyle heyecanlıyız. Biraz önce senin anlatmış olduğun gibi işte stüdyoyu anlatırken yani aynı o heyecanı yaşadın. Sanki ilk kez stüdyoya girmiş gibiyiz. Gelmişiz gibi ve yıllarca şunu söylemenin özlemini yaşadık. TV52 İstanbul stüdyolarından bildiriyoruz diye. Evet, şu anda TV52'nin İstanbul stüdyolarındayız sevgili izleyicilerimiz. Bu gerçekten bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyacı değerlendiren, yatırım yapan başta yönetim kurulu başkanımız İsa Akça ve diğer yönetim üyelerine hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Zeki dedin, gece gündüz burada yattılar. İşte rejideki arkadaşımız Müjdat, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emek sarf ettiler. Bizler biraz geldik, hazır konmuş gibi olduk ama asıl sıkıntıyı çeken, asıl emeği çeken onlardı. Ama söylemiş olduğunuz gibi biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz ve burada ailemizi daha büyütmek için geldik. Ve İstanbullulara daha yakın olacağız. İstanbul'daki hemşerilerimize onlarla beraber kucaklaşacağız. Buradaki bütün ordulara, herkese çok çok ama ihtiyacımız var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben de 1,5 yaşındaki kızıma buradan selam gönderiyorum. Oğluma selam gönderiyorum. Hep ben sorarım bu soru, biliyor musun? Yani kimlere selam gönderiyorsun diye. Bana sorulduğu zaman kimlere söylerim diye. Eşime, anneme, hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ne mutlu bizlere TV52 İstanbul stüdyolarından bildiriyoruz. Evet. Ve Muzaffer Kuvan'la devam ediyoruz. Canlı yayın aracının sorumlusu kendisi. Ekip başı diyebiliriz, kamera arkasının özellikle. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Dediğimiz gibi tabii ki bir pasta var ama pastayı yaparken en büyük zahmet sizlerde. Vallahi en büyük zahmet bizde değil. Bu stüdyoda en büyük zahmet içeride rejide Müjdat abim, yanımızda olan Zeki Bey, onların bütün emekleri, tabii ki yönetim kurulu başkanlarımızın emeği daha fazla. Ama özellikle iki arkadaşımız alıp götürmüş burayı. Biz bir şey yapmadık, biz son virajına geldik hep beraber. Ama son nokta, final süper. İstanbul'a, Ordu'ya, Türkiye'ye yakışan bir stüdyo. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Senin selam yollamak istediklerin var mıdır Muzaffer abi? Tabii, selam oğlum var biliyorsun. Eymen Kuzey ve eşim Zarife'ye. Evet. Bizler dediğimiz gibi İstanbul'da gurbetçi olduk bugün. Bizler de tüm yakınlarımıza selam söylüyoruz ama Zeki Bey'i sona bırakmıştık. Buyurun efendim Zeki Bey. TV52 ailesi olarak bu gördüğünüz ekip, ordu çalışanları olarak artık İstanbul'da da yeni bir ekibi olacak. Sizlerin kanalınızın İstanbul'da da istediğinizde, aradığınızda anında sizlere ulaşabilen habercileri olacak, kameramanları olacak. Dolayısıyla burada da yepyeni bir hizmet ağı da aslında oluşturuluyor diyebiliriz efendim. Şimdi tabii duygulanmamak elde değil. Meltem, siz de bildiğiniz gibi arkadaşlar her türlü konuşmasında bizlerden bahsetti. Tabii uğraştık. Ben öncelikle sizler bizden bahsediyorsunuz. Evet, Müjdat kardeşimle birlikte uğraştık. Güzel bir yer çıktı. Ama bu güzel yeri bizlere öncülük eden en büyük insan tabii ki yönetim kurulu başkanımız İsa Akça'ya. O da ismimizi zikretti. Sayın Başbakan Yardımcımız yanınızda. Ben ona teşekkür ediyorum. İstanbul'a, TV52'ye böyle bir yer kazandırdığı için. Çünkü eksikti. İstanbul gerçekten olmazsa olmazlardan, eğer medya ayağını kullanacaksan
Ordu'da tabii ki ordu olması gereken bir nokta ama İstanbul büyük bir metropol kent. İstanbul'da olmazsan ordulara ulaşamıyorsun. İnsanlara ulaşamıyorsun. Yapmış olduğun işin başarısına ulaşamıyorsun. Bir yere giderken ikinci yere gidemiyorsun. Az önce de ifade ettiğin gibi burada amacımız tabii ki hep birlikte 20 yıllık, 25 yıllık bir televizyondan bahsettik. Son zamanlarda artık bu stüdyosunun tamamen daha da kurumsallaşmaya doğru giden bir yol çizdi yönetim kurulu olarak. Bunu da İstanbul'da bizler hayata geçirmek için ne yapabiliriz diye öncülüğünü sevgili yönetim kurulu başkanımız yaptı. Bizler de işimizi sevdiğinizden, çünkü bizim işimiz bu, yapmamız gerekiyor. Burası dururken bizim işimizi başkasının yapması mümkün değil. Onun için ben mutluyum. Yani çok heyecanlıyım. Her geldiğimde İstanbul'da bir yeriniz yok diyen değerli hemşehrilerime buradan sesleniyorum. Bir odalı bir yer için uğraşmadık ama güzelliği yapmaya çalıştık. Ben yönetim kuruluna, yönetim kurulu başkanıma, ordulu hemşehrilerimize böyle bir yeri layık görüp bu hizmetin altına elini koydu. Zor bir dönemde. Teşekkür ediyorum. Artık biraz da bize şunu, aslında bir adım yavaş yavaş gidiyorduk. Artık şunu gaza basacağız diyorsun. Şuna vardık bugün. Güzel de bir katılımla insanların bize göstermiş olduğu teveccühünü gördük. Bir kahvaltı vermiştik, yine gördük. Bugün de açılışımız keza Başbakan yardımcımıza, milletvekillerimize ve 19 ilçemiz, Ordu'nun 19 ilçemizin başkanlarına ve İstanbul'da bulunan dernek başkanlarımıza, hemen hemen %60'ı buradaydı. Ben onlara teşekkür ediyorum. Şunu bilsinler ki Ordu TV 52 olarak Ordu'nun her zaman, onların da İstanbul'da sesi ve kulağı olacağız. Bizim hedefimiz kendi açımızdan onların daha ileriye gitmesi için İstanbul'da medya ayağı olarak ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiçbir zaman şüphesi olmasın. Evet. Biz onun için buradayız. Ben bu duygularla, sizler devamlı beni biraz ismimi lütfettiniz. Yine tabii ki rejide olan Müjdat kardeşimle birlikte ben sizlere de teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bir de Ordu günleri var. Orada da çalışacağız pazar gününe kadar. Bu bir bütünlük, bu bir beraberlik. Beni falan yok. Zeki Salman ben tek değilim. Buradaki ekip komple Zeki Salman. Biz hep bütünüz. Bir kurumuz. Amacımız TV52. Nasıl çıtaları yükseltiriz? Öyleyiz. Biz yeri geldiğinde yönetim kurulu başkanımız içinde de olmak dahil şartıyla, yeri geldiğinde arkadaş gibiyiz. Yeri geldiğinde patron çalışan ilişkisini kuran insanlarız. Onun için Allah bu yapmış olduğumuz hizmetlerin güzelliklerini nasip etsin bize. Ve konuşsam da çok konuşacağım ama en güzeli bugün burayı dolduran tüm ordulu hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Artık İstanbul'da dünyaya açılan, bırak penceresi, ben küçük bir odamı gördünüz herhalde. İsa Bey dedi ki orayı yıkalım ama orası kalsın. Öyle veya tamam yıkacağım İsa Bey, şunu yapacağım, bunu yapacağım, yıkmadım ama o ortaya, o camı da yerleştirdik. TV52 Ordu'nun dünyaya açılan penceresi olarak hep kaldık, hep kalacağız. Kapılarımızı da açtık. Allah yardımcımız olsun. Allah utandırmasın. Herkese teşekkür ediyorum. Katılanlara, buraya gelenlere, bizi onurlandıranlara. Bizler de teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi aslında. Ben de o zaman bir şey söyleyeyim. Tabii ki, buyurun. Şimdi herkes söyledi. Ben selam ben de göndereceğim. Öncelikle anneme, babama, çocuklarıma, yeni daha yaşına girecek bir hafta sonra Mert Erdoğan, o da beni izliyor, televizyonları bırakmıyor. Kızım İlayda, kızlarım İlayda. Peki sevgili eşiniz, her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın var. Eşimize tabii ki. Nida'ya, İlayda'ya, Mert Erdoğan'a, eşim Dinle. Yine beni hiç yalnız bırakmayan kayınvalideme buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Onların da tabii ki vermiş olduğu güçlerle onları da buradan biraz tabii ki aksattık. Olsun, işimiz bu.
Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Bizler kamera arkası ekibi olarak sizlerle buluşmaya çalıştık. Son sözümüzü de burada Zeki Bey'e verelim dedik ama sevgili Tolga hemen oradan kameraman arkadaşımız dedi ki Meltem abla ben de varım, beni unutacak mısın yoksa unutur muyum Tolga ben seni? Yok demedim aslında ama ben öncelikle, ben mikrofonu tutabilir miyim? Tutabilirsin. Öncelikle İsa abime çok teşekkür ediyorum. Yani onu çok seviyorum. Bunu buradan belirteyim. Zeki abime teşekkür ediyorum. Müjdat abime yayındaki. Ya burada bütün her tarafta emekleri var. Bir yer her tarafta. Muzaffer abim de olsun. Muzaffer Kovan'ın. Yasin abime teşekkür ediyorum. Maddi destek verdi bize. Hamdi Bey'e teşekkür ediyorum. Yani ben artık buradayım. Transfer oldum. Oradan buradayım artık. Bütün orduları buraya bekleriz. Kendi evleri gibi bekleriz yani. Evet. Teşekkür ediyorum size. Bizler teşekkür ederiz. Tolga'yı özellikle tanıtalım efendim o zaman. İstanbul stüdyolarında bırakacağız onu. Onu ardımızda bırakıp biz memlekete döneceğiz. O buradaki orduların gözü olmak için kamerasıyla kimi zaman canlı yayınlarda olacak, kimi zaman haberlere gidecek ama biz onu burada gurbetteki ordulara da emanet etmiş olalım. Selam yollamak istediğim biri varsa bitirelim hemen, toparlayalım sevgili Tolga. Hemen anneme, babama, kardeşime, bir de Ankara'da sevgilime yolluyorum. Evet. Bizim de ailemizin müzik çocuğudur aslında Tolga. Biraz konuşmasından da anlamışsınızdır sevgili izleyenler. Bizler de şimdi canlı yayınımızı noktalayacağız. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Klasik cümledir. Her programda bunu kullanırız ama gerçekten öyle. İstanbul stüdyolarından diyorlar ki artık size ayırdığımız vakit sona geldi. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizlere destek veren, başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz olmak üzere tüm 19 ilçe belediye başkanına, Başbakan Yardımcımız, Hükümet Sözcümüz Numan Kurtulmuş Bey'e ve İstanbul'da bulunan tüm derneklerin, sivil toplum örgütlerinin başkanlarına ve tabii ki gurbette yaşayan ordulu vatandaşlara bir kez daha teşekkürlerimizi ileterek artık onların da İstanbul'da kendilerini evlerinde hissedebileceği bir TV52 stüdyosu var, TV52 kanalı var, TV52 ailesi var diyelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlere, sizlerin de ekran başında ayırdığınız zaman için. Şimdi sözü Ordu'ya, Ordu stüdyolarına bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tarih 24 Eylül 1994. Yüzlerce ordulu sahil yoluna sahip çıkabilmek adına yollara dökülmüş, yaşadıkları şehri korumak istemişlerdi. Ordu'da o anda 22 sene önce biz. Tarih 11 Haziran 2006. Ordu'nun Patsa ve Çevre İlçeleri Organizasyonu'nda düzenlenen 4. Cip Şenliği'nde iki cip kameralar önünde kaza yapmış, şenliğe damgasını vurmuştu. Ordu'da o anda 10 sene önce biz. Tarih 30 Temmuz 2006. On binlerce fındık üreticisi ekmeklerine, geleceklerine sahip çıkmak için fındık mitingi düzenlemiş, yollara dökülmüş, fındıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek istemişlerdi. Ordu'da o anda 10 sene önce biz. Tarih 12 Kasım 2007. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde radarlı kontrol noktası kuran bölge trafik ekibine 74 kilometre hızla çarpan ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olayda 9 sene önce biz. Tarih 29 Mayıs 2011. 2011-2012 futbol sezonunda çeyrek asır aradan sonra Ordu Spor Süper Lig'e yükseldiğinde de biz vardı. Tarih 22 Mayıs 2015.
Avrupa'nın ve Türkiye'nin deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı, Ordu ve Giresun illerinde tarihi anların yaşanmasına neden olmuştu. Ordu'da o anda bir sene önce de diz vardı. Tarih 5 Aralık 2015. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kar maskeli ve silahlı iki soyguncu kuyumcu soymaya kalkmış, bir kişiyi vurup 3 kişiyi de rehin almıştı. 8 saatlik pazarlığın ardından soyguncular 2 rehineyi serbest bırakmıştı. Ordu'da o anda nefeslerin tutulduğu anda 12 saatlik canlı yayınla biz yaptık. Tarih 2 Nisan 2016. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ordu ekiplerinin çığda arama ve kurtarma çalışmaları yaptığı sırada da biz vardı. Tarih 15 Temmuz 2016. Yıllarca, haince, sinsice uyguladıkları planı 15 Temmuz akşamı hayata geçirmeye çalışan vatan hainlerine karşı milyonlar adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları doldururken bütün dünya kahraman milletimizin cesaretine ve vatan sevgisine şahitlik etti. O gece ve ondan sonraki gecelerde adeta doğum sancıları çekerek uyanan devletimizin ve milletimizin yanında da biz vardık. Tarih 23 Ağustos 2016. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi sınırlarında yaşayan ve 3 askerin şehit edildiği terörist saldırılarının ardından silahlanarak terörist avına çıkan halkın yanında yine biz vardık. Biz vardık. Biz TV52'yiz. 22 sene önce de biz vardık. Bugün de biz varız. Bu şehrin yarınlarında da bizim imzamız olacak. Biz her yerdeyiz.